tarihe baktığımızda yani bir şekilde tarihin yeniden yapıldığı e, zamanlarda karşılaşılan çok büyük ontolojik ontolojik felaketler var. Şu an hissetmeye başladık. Yani aslında biz bunu 100 yıldır yaşıyoruz. Bütün dünya aslında 100 yıldır özellikle Batılılar bunu daha erkenden yaşamaya başladılar. Çünkü içinde yaşadığımız dünyayı kuranlar Batılılar. İçinde yaşadığımız dünyanın kurulmasında, sürdürülmesinde vesaire herhangi bir şekilde bizim herhangi bir dahlimiz yok. Çin'lerin yok, Hintlilerin yok. Yani Batılıların dışında hiç kimsenin şu an içinde yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde herhangi bir katkıları yok. Ee, yani bu ne demek? Yani bu şu demek mi? Yani burada sizin zihninizde de bu tür soruların şekillenildiğini tahmin ediyorum. Şu demek mi acaba? Yani Batılılar öyle bir uygarlık tecrübesi ortaya koydular ki e, dolayısıyla diğer kültürlerin, medeniyetlerin herhangi bir şekilde eee Batı uygarlığının ortaya koyduğu performans karşısında tutunabilmeleri mümkün olmadı. Mesela böyle bir e, algılama biçim var. Bu algılama biçim çok yaygın. Yani bunu bu şekilde telaffuz etmiyor olabiliriz. Bu şekilde kelimelere dökme olabiliriz ama hepimiz zihninde böyle bir algılama biçimi var. Bunun en önemli göstergesi de çok rahat bir şekilde Müslümanlar neden geri kaldı diye soruyoruz. En aklı başında adamlarımız bile yani yazıyor işte bizim gazetede yazan arkadaşlarımız var, hocalarımız. Yani bir arkadaşımız habire yazıp duruyor. Yani fıkıhçı bir arkadaş. Yani Müslümanlar neden geri kaldı falan filan diye yazıp duruyor. Batılların karşısında, Batılların ortaya koydukları tecrübe karşısında başka medeniyetlerin tutunabilmeleri Mümkün olmadı çünkü Batılılar çok muazzam, çok mükemmel, aşılamaz bir ne diyelim tecrübe ortaya koydular. Böyle bir algılama biçim var. O yüzden de diğer kültürler, medeniyetler, düşünce sistemleri vesaire Batı uygarlığının geliştirdiği bu meydan okumaya karşı direnemedi, tutunamadı. Dolayısıyla. Un ufak oldu, tarihten çekildi, yok oldu vesaire. Böyle bir algılama için var ve bu berbat bir şey. Bu çok berbat bir şey. Ee, yani buradan mesela şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bu tür soruları çoğaltın, zihninizde çoğaltın. Peki insanlık tarihinin yapılmasında, tarihin yapılmasında kilit rol oynamış medeniyetlerden bahsediyor. Çin. Herhangi bir medeniyetten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Çin, Hint medeniyeti. Çok muazzam tecrübeler bunlar. Yani Batı uygarlığıyla modernliği, postmodernliği 300-400 senelik bütün tecrübesiyle Batı uygarlığının ortaya koyduğu işte Rönesanslar, bilimsel devrimler, düşünce devrimleri, siyasi devrimler ve iktisadi devrimler, sanayi devrimleri vesaire. Bütün e, bunlarla Batıların ortaya koydukları meydan okuma karşısında diğer medeniyetlerin işte zayıf oldukları için e, Batı uygarlığının ulaştığı düzeye derinliğe çapa ulaşamadıkları için vesaire tutunamadıklarını Çinlerin, Hintlerin, Latin Amerika'daki medeniyetlerin, İslam medeniyetinin veya Afrika'daki kültürlerin medeniyetlerin falan düşünüyoruz. Yani böyle bir şey yani kimse tutunamadı. Yani Batılar öyle bir ilerleme ortaya koydular ki dolayısıyla hepsini geçtiler. Bakın bunlar çok berbat şeyler. Tamam bu algılama biçimleri. Size birkaç haftadır bir şey söylemeye çalışıyorum. Bunu zihninize kazımak için özellikle tekrar ediyorum. Bakın. Tarihe sil baştan yeniden bakacağız. Yani biz bunu yaşıyoruz. Mesela bunu yani mikro ölçekte yaşıyoruz. Mesela ne yaşıyoruz? Buradan oraya geçiş yapın. Kıyaslama yaparak oraya geçiş yapın. Mesela Abdülhamit konusunda inanılmaz bir dönüşüm yaşıyor. Bütün toplum kesimleri. Yani İslami kesimlerde Abdülhamit'le ilgili çok abartılı da olsa bir algılama biçim var. Abdülhamit'in kim olduğuna dair ...çapına dair... ...velayetine dair... ...dirayetine dair... ...vesaire... ...abartılı da olsa... ...ama... ...Türkiye'deki... ...seküler kesimlerde... ...Abdülhamit'le ilgili algı... ...çok berbattı... ...şimdi bu yıkıldı... ...unufak oldu... ...unufak oldu... ...bunun nihai... ...noktası... ...bu... ...Faytah... Iı, ...Abdülhamit dizisi oldu... ...yani... Bu dizinin ciddi bir şekilde katkısı oldu. Yani işte oradaki dekor, kostüm, zaman, mekan, işte periyot dizisi olduğu için e, dönem dizisi ister istemez e, yani bir şekilde entrika da var. E, yakın tarih iki, yaşadığımız sorunlarla da ilişkilendirmeye çalışıyorlar. E, paralellikler kurmaya çalışıyorlar. Ki var, o paralellikler var, paralellikler, paralellikler var kaçınmaz olarak. Çünkü kriz... Krizin e, ilk e, büyük ölçekli e, bir şekilde patladığı medeniyet krizinin dolayısıyla Osmanlı'nın paldır kültür küldür e, çökmesine yol açacak kadar hissedildiği bir zaman aralığı Abdülhamid'in yaşadığı 30 küsür yıllık zaman dilimine e, ve çok hortumlu acayip heyecanlı acayip sinematografik çok sinematografik değil mi? Yani bir sürü karakter var. Sadri o diziden bile canlandırın dizinizde bir sürü her tür karakter var vesaire. Yani dolayısıyla Abdülhamit ile ilgili o imaj bir anda yerle bulundu yerle bir oldu, tuzda buz oldu. Şimdi Batı ile ilgili, Batı uygarlığı ile ilgili daha makro ölçekte dünyada bir algı var. Özellikle bunun altını özellikle çiziyorum. Gelişmemiş dünyada. Bu kavramı kullanmaktan hoşlanmıyorum. Gene Eurocentrik, batı merkezci kavramları gene kullanmış oluyoruz ama gelişmiş, gelişmemiş. Ne demek gelişmiş, gelişmemiş? Ekonomik olarak gelişmiş, ekonomik olarak gelişmemiş. Vesaire. Ee, ölçüt ekonomi midir? Bugün işleyeceğim konuya doğru giriyorum. Bakın, ölçüt ekonomi olabilir mi? Yani bir tırnak içinde gelişmeyi bir insanın gelişmesini, bir toplumun gelişmesini sadece ekonomi maddi alana, maddi olana indirgemek ne demek? Homo economicus demek. Yani insanı ekonomiye indirgemek demek. İnsanı ekonomiyle eşitlemek demek. Dolayısıyla insanı bitirmek demek. İnsanın bittiği, araçların e, hükmünü icra ettiği bir dünya kurulması demek. Bunun bizim zihnimizde tamamlandığını görüyoruz. Yani bu adamlar resmen yani işte biz kapitalizm falan diyoruz yuvarlayarak vesaire. Kapitalizm deyince biraz daha anlaşılıyor. Acımasızlığı, rekabeti, dolayısıyla ruhsuzluğu ile filan yani çok küçük bir azınlığın yani yüzde birlik bir azınlığın yüzde bir diyorum. Yüzde bir ne? Yani ee, binde bir, on binde bir, yüz binde bir falan da diyebilirsiniz. Yüz bine gitmeyelim on binde bir. Yani çok küçük bir azınlığın dünya çeki düzen verdiği bir düzen. Tam Darwinyen bir düzen bu. Bakın Darwin, Freud e, ve dolayısıyla Marx arasındaki ilişkileri iyi çözün. Yani Darwin, Freud ve Marx arasındaki ilişkileri çözerseniz e, bir şekilde ee, içinde yaşadığımız dünyayı anlama konusunda bir çaba kaydedebilirsiniz. Bir mesafe bir, ortaya koyduğunuz o çabadan bir mesafe kaydedebilirsiniz. Vesaire. Yani bunlara ileride gerekirse biraz gireriz ama bunlara girmek istemiyorum. Şimdi burada özel dikkat çekmek istediğim şey Bir masal ürettiler. Tamam Bir batı mitosu ürettiler. Bakın bunu yani bu, bu o imajı çok güçlü bir imaj. Ee, bir batı mitosu mitos. Bir batı e, idesi fikri Avrupa fikri, batı fikri e, ee, dolayısıyla imagosu imago yani çok muazzam, inanılmaz bir şekilde çok güçlü, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bütün dünyayı kontrol edebilen, üstün insan tipi. Saçma. Bakın, çok somut örnek veriyorum. Bu, nerede hocam falan diye sorabilirsiniz. Çok somut örnek veriyorum. Londra'dayız. İşte... Ee, film, film felsefesi ile ilgili bir sempozum yapılıyor. Ee, işte Türkiye'den, e, Türkiye'deki ilk e, iletişim bilimcilerden isim vermeyeceğim, bir tane kadın e, iletişim bilimcilerden e, bir tanesi ile beraberiz. E, ne zaman tarih 91. Hiç unutmadığım bir şey. Ama inanılmaz bir şey. Böyle bir şey olmaz bakın. Yani ara verildi. O zaman her yerde sigara serbest. Yani mesela o Londra'daki baslar var ya, iki katlı otobüsler. Mesela o otobüslerde, otobüslerin üst katında sigara içilirdi. Bizim, yani mesela bizim gibi tiplerin en zevkli işlerinden biri oydu. İşte Fırlardık. Dolayısıyla hemen yukarı e, inanmaz keyifli bir şeydi. Yani bunu sadece böyle paylaşmış ona ikisinde. Falan kaldırılınca, yasaklanınca tabii kafayı biz. Yani baya e, acayip yıkım oldu yani. Bir türlü kendimize gelemedik. Yani böyle berbat bir şey. E, yani sigara çok yaygın. Biraz da belki onu anlatmak için e, söylüyorum. Ara verildi. İşte e, koridorda pencere mencere de var. E, ben bir sigara yaktım. Hoca da sigara içiyor. Dedim hocam buyurun. Ondan sonra dedi olmaz. Niye dedim ya? Ya dedi belki yasaktır ya falan dedi. dedim ki bak. Yani batı dediğimizde modern, batı dediğimizde modern anlıyoruz. Yani Bosch modernlik falan daha sonraki hikaye. O modern zihin kalıpları işliyor. Modern zihin kalıpları işliyor nedir? Modernin en önemli şeyi, ilkesi rasyonalitedir. Ya dedim biraz rasyonel ol dedim yani. Mantıklı ol. Yani eğer yasak olmuş olsaydı burada bir işaret olurdu. Çünkü bu adamlar yazıyı çok işlevsel kullanıyor. Değil mi? Yani yasak olsaydı burada bir işaret olurdu. Ya olsun yani şimdi gelir birisi bilmem ne fırçayı basar falan. Dedim bassın. Sen ona bir fırça basarsın ya. Ne? Yani Gelip porçaya basacak kim? Bir tane kadarızın. Ödük yani. Ondan sonra neyse böyle e, ee, yanımıza birkaç kişi daha geldi. İngiliz, mi? İngiliz başkaları da var. Ben asıl anlatacağım sahne bu sahne. Kadının Batınlarla konuşurken bacaklarının titrediğini gördüm ya. Bu ne ya? Bu nasıl yaşa komiksin. İlk defa uluslararası bir simpozuma çıkıyor. Allah Allah. Yani böyle bir imago var. Çok güçlü bir imago var. Bu bu Türkiye'deki seküler çevrelerin batılılara karşı taşıdıkları bu aşağılık kompleksini, Türkiye'deki İslami kesimler seküler kesimlere karşı taşıyorlar. Tamam? Aynı şey yaşanıyor. Yani bu örneği de zaman zaman yeri geldiğinde anlatıyorum. Mesela 28 Şubat sürecinde biz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Yani o insanlar ne çilenecekler, yani özellikle ee, o genç kızlar. Tamam, perişan onlar. Şimdi Müslüman iş adamları bunları işe alıyor. Bakın, İşte zar zor işte bırakmış yani işte diyelim yüksek yapacak, lisan doktora, master falan yapacak, bırakmış yani tamam diplomayı almış gelmiş. Ee, aynı sıradalar. Birisi çok özür dilerim bu. Ayrım yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Benim şeyim değildir. Kişiliğime uygun bir şey değil. Yani bu kadar ayrımcı konuşmak istemem. Ee, bir başörtülü var bir de başörtüsüz var. Tamam mı? Yani e, aynı e, sıradan aynı sınıftan mezunlar. Şimdi bizim iş adamımız ne yapıyor biliyor musunuz? bizim çok yaşadık. Başörtülü alıyor arka bir yere atıyor. İşte bin lira maaş veriyor. Baş açığı alıyor, öne koyuyor, 5000 lira maaş veriyor. Ben buna çok tanık oldum. Dedim abi ne oluyor ya? Nasıl bir şey? Çok özür dilerim. Burada bir ayrımcılık yapmak yapmıyorum yani. Bunu sadece örnek olarak anlatıyorum. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Çünkü insanların kendi kişisel şeyler onlar. <laughs> Bu aşağılık kompleksi. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte soru bu. Yani işte kendimiz zenci olarak görmekten. Yani Türkiye'de bu zenci meselesini işte Türkiye'nin İslami kesimleri bilmem Müslümanları bilmem ne zencidir falan diye sürekli kullanan üç kişi vardı. Birisi Ali Bulaç, ikisi ikincisi Abdurrahman Dilipak, üçüncüsü Tayyip Erdoğan'dı. Tamam ben Tayyip Erdoğan'a söyledim. Benim bir daha lütfen bunu kullanmayın. Bunu kullanmayın. Yani ben zenci değilim. Yani zenci psikolojisine girdirmeyin insanları. Yani dolayısıyla o, ben bu ülkenin en asili asili asil olan benim. Bu ülke benim. Yani ben buraya sonradan gelip konuşmuş birisi değilim ki. Yani bir şekilde Sabahatay Şebekesi gibi bilmem ne falan. Bakın zihninizi, muhayilenizi çalıştırın. Yani bir şekilde sonradan ülkede ipleri ele geçirmiş. Elitokrasinin, seküler laik elitokrasinin. Yani bir şekilde sonradan bu ülkeye dahil olmuş. Yani bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu yemiş. Padişah, e, e, vezir azamlık yapmış bütün kurumlarında, kilit kurumlarında çalışmış insanlarından falan bahsediyorum. Bu insanlar Osmanlı çöktü, inanılmaz bir şekilde devleti ele geçirdiler. Devleti ele geçirdiler, müthiş intikam alıyorlar. Hala da doymadılar. Bu intikam durmadı. Yani mesela Mısır'daki gibi değil, Türkiye'deki, Türkiye'de, Tayyip Erdoğan'ın işi gerçekten zor. Bu ülkenin işi, bu ülkenin insanın işi gerçekten zor çok küçük bir azınlık sabatan şebekesi. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu, bu hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Sabatan şebekesini. Küçük bir azınlık. Falan. Sonra değiştirdiler. Yani seküler layık kesimleri değiştirdiler. Ee, Türkiye'deki teknokrasi, bürokrasi, oligarşi vesaire ele geçirdiler. Yani askeri e, oligarşi, bürokratik oligarşi, neyse hukuki oligarşi kuruldu. Yani mesela şeyden bahsediyor değil mi? Hukuk sisteminin şu an bir şekilde döküldüğünden bahsediyor. Dökülüyor, böyle bir taraf var. Sanki önceden bu ülkede hukuk sistem muhteşemdi ya. Yahu bu ülkede mesela rahmetli Erbakan'ın kurduğu dört partiyi kapatmadınız mı siz? Gerekçesi neydi? Bana bana söylediniz mi? Gerekçesi neydi? Hayır bir gerekçesi yok. manyak bir şey. Saçma bir şey. Bu ülkenin bakın bu ülkenin yönetimine talep, bu ülkenin has çocuklarının kurdukları partileri kapattınız siz. Neyle kapattınız? Hukuk oligarşisiyle kapattınız. Yani bu ülkede ben bunun altını özellikle çiziyorum. Bu çok anlaşılmadı. Yani 28 Şubat'ta biz bunu yaşadık bir şekilde. iliklerimize kadar yaşadık. Ee, hukukçular askerlere ee, selam durdular değil mi bu ülkede bu yaşandı yahu kardeşim sen hangi hukuktan bahsediyorsun yani hukuk hukuk falan filan yok ki küçük bir azınlık sabotaj şebekesi dolayısıyla değiştirilmiş lehikler de dahil edilerek bir şekilde e, çok küçük bir azınlık bu ülkenin kaderine hükmediyor hala hükmediyor yani istiklal ve istikbal mücadelesi meselesi öyle basit bir şey değil. Ben size söyledim, daha önce de söyledim zannediyorum. Yani düşünün iki dönem önceki TÜSİAD Başkanı Muharrem bilmem kimdi. Hatırlayanınız var mıdır soy ismini? Var mı ekonomist? Salim hatırlayayım onun. Muharrem bilmem ne. He, adam Tayyip Erdoğan'ın işte iki sene, üç sene önce. Tayyip Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönem. Ne dediğini hatırlıyorsunuz? Tanımıyorum seni dedi ya. Hatırlıyor musun? Tanımıyorum seni dedi. Abi sen kimsin ya? Nasıl yani? Bu nasıl bir cesaret? Efendim? E yani hayır yani e, bir devlet başkanı yüzüne işte o zaman başbakan mıydı? Başbakan da mı? Cumhurbaşkanı olmamıştı. Veya Cumhurbaşkanı'nın ilk senesi miydi? Başkan mı? Yok yok Tayyip Bey söyledi bunu. Ha. Bak 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 sen başka bir numara çeviriyorsun. Memleket böyle. Yani söyleyeceğim şey şu. Küçük bir azınlık. Bakın buralardan geldiğim şey şu. Bu cemaat meselesini ben anlatacağım. Bu ülkede de biraz daha toparlayayım kendimi. Ee, arkadaşlar insan bakın dikkat edin insan tek başına yaşayamaz. Bu mümkün değil. İnsan tek başına yaşayamaz. Yani insanca bir hayat sürdürmesi mümkün değil. Tek başına yaşayan bir insanın. O yüzden bireycilik iflas etmiştir. Bireyle fert zıt kavramlardır. Onu da söyleyeyim size. Tamam Birey izole olan biridir. İzole olan, izole olan biridir. Ve kendi üzerine ka, e, kapanan, kendi üzerine her şeyi Katlayan biridir. Birey kendi merkezidir. Fert öteki merkezidir. Bakın öteki merkezidir. Yani fert dediğimiz kişi de bir defa bir yaratıcı fikri vardır. Tamam mı? Dolayısıyla e, fert allah isimlerinden biridir. Değil mi? Dolayısıyla aynı zamanda e, ferdiyet de Hz. Peygamber'in sıfatlarından biridir. Şimdi bu Fert, kemal noktasına ulaşma kaygısı güden insandır. Kemal noktasına ulaşma kaygısı güden insandır. Yani şöyle bir ayrım yapabiliriz. Birey dediğimiz kişi sahip olmaya çalışan kişidir. Sahip olduğu şey sonunda kişiye sahip olur. Ne kadar çok sahip olma güdüsüyle güdülürse kişi sahip olduğu şey tarafından güdülür. Yani ferdi, e, Bireyin yolculuğu Sahip olma yolculuğudur e, Ferdin yolculuğu Olma yolculuğudur Olma Yani bir şekilde kendini bulma Kendi olma kendini bulma Kendine gelme kendinden geçme e, Kemal noktası Bunun zirve noktası insanın kamildir Ferdin, zirve noktası insanı kamildir. Tamam mı? Yani bildiğiniz, yani bildiğiniz bütün şeyleri çöpe atın. Mesela size bir soru bakın. Yani ben bu işleri niye yapıyorum? Rumeysa, bakın. Buradan acayip kışkırtır seni. Ee, şimdi bakın. Şöyle bir algılama biçim var. Biz İslam'ı nüfuz edemiyoruz, tamam mı? Bakın. Hiç i̇çinde yaşadığımız çağı tanıyamıyoruz. Neye maruz kaldığımızı anlayamayacak durumda değiliz. Çok ciddi bir fikri birikim, entelektüel birikim ihtiyacımız var. Çok ciddi, derinlikli, kapsamlı, hamasetten şundan, bundan falan şeytandan kaçar gibi kaçacak bir ciddi birikim ihtiyacımız var. İçinde yaşadığımız dünyayı, dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyada bizim yerimizi neden orada olduğumuzu falan bilmiyoruz için yaşadığımız dünyanın temel sorunlarının nereden kaynaklandığını, nasıl bir dünyada yaşadığımızı, bölgenin sorunlarını, ülkenin sorunlarını falan bilmiyoruz. Dolayısıyla İslam'a tam olarak nüfuz edebilecek durumda değiliz. Bakın bir şey söyleyeceğim, kafa yiyeceksiniz. Yani yapmak istediğim şey benim burada giriyor devreye zaten. Bakın ne diyoruz? Mekke'de Müslüman şahsiyet inşa edildi diyoruz değil mi? Medine'de ne oldu? Ne oldu? Yok. Dur abi çok eğlen. <laughs> Bu çayı kaldıralım ha. Çok özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi Me Mekke'de bakın şahsiyet inşa edildi. Birey demedim. Şahsiyet dedim. Medine'de toplum diyoruz. Toplum ne ya? Toplum diye bir kavram var mı? Töneysin cemaati değil ama. Cemaat diyen kim? Hayır bak. Tüneviz'in cemaati cemaati değil. Sosyolojinin kavramları değil o. Cemaat Müslüman cemaati, ümmet. Cemaat inşa edildi. Bütün Müslümanları, yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlara dönüyor cemaat diye. Bütün Müslümanların adı cemaat, İslam cemaati. Dolayısıyla bizim zihnimizi açan e, çağımızdaki Allah uzun ömür versin ee, Düşünürlerden biri Sezai Bey'dir Millet kavramını o kadar güzel kullandı ki İslam milleti diye İslam milleti Biz bütün Müslümanlara millet diyoruz Bütün Müslümanlara Topuna hepsine birden millet diyoruz değil mi Dolayısıyla ümmet kavramını biliyoruz Az çok kafamızda bir şekilde Oturdu bu kavram bir şekilde Yaygınlaşmış durumda ama Medine'de toplum kurulmuyor arkadaşlar. Ben şöyle bir yazı yazmıştım. O zaman bu sosyalistlerin falan çok hoşuna gitti. Yani bir şekilde toplumla e, ne diyelim kavgalı toplumun değerleriyle falan kavgalı. E, baya ciddi takip ediyorlar çünkü arkadaşlar. Toplumu yok edemediğiniz sürece insanı var edemezsiniz. Düz anladıkları için toplumu yok etmek. Toplumu, toplum kavramını dolayısıyla pratiğini yok edemediğiniz sürece insanı var edemezsiniz. Şimdi bakın. Şimdi buradan ee, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz Müslümanlar kendileri nasıl tarif ediyordu onu bilmiyoruz. Bakın Müslümanlar kendi yaşadıkları dünyayı, kendi yaşadıkları hayatı nasıl tarif ediyordu, kendileri nasıl tarif ediyordu onu bilmiyoruz benim ona ihtiyacım var yani ben Cemil Meriç'i önemserim Cemil Meriç çok önemli bir adam fakat e, Cemil Meriç'in yaşadığı bütün tanzimattan itibaren e, yani bu ülkedeki seküler e, batıcı, İslamcı, milliyetçi, entelektüellerin aydınların, düşünürlerin de yaşadığı, hepsinin yaşadığı bir sıkıntı var bütün bunların hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünün. Sosyalistlerinin, batıcılarının vesaire hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünün. Bu ülke için nefes alıp verdiklerini düşünün. Hikmet Kıvılcımlı gibi. Hikmet Kıvılcımlı bu ülkedeki sosyalist hareketin en baba teorisyenlerinden biridir. Ama adamdır. Bu ülkenin sosyalistidir. Bana bu ülkenin sosyalisti lazım. Ben alnından öperim onun. Hikmet Kıvılcımlı'nın bir Eyüp konuşması vardır. Parti. Tamam mı? Komünist Partisi. Partisinin ismini şu an hatırlayamadım. Komünist Partisi mi e, Salim? Komünist Partisi miydi? Sosyalist Parti mi? Neyse. Sosyalist e, partilerden biri olabilir. Fark etmiyor. Türkiye'deki Komünist Sosyalist Hareket'in teorisyenlerinden biri. Ama bu 70'lerde oluyor bu hadise. Veya 60'ların sonu tam şeyini unuttum. Bakmam lazım şeye, kayıtlara. İnternette var mı bunun metni? Hikmet Kıvılcımlı. Eyüp'te miting yapıyor adam. Ezan okunuyor. Susuyor. Ezanı dinliyor. Durduruyor milleti. Şimdiki sosyalistlere böyle bir şey yapabilir misiniz? Protesto yersiniz yani. Sizi indirirler oradan. Ne oluyor ya falan diye. Ondan sonra ondan sonra ezan üzerine bir nutuk çekiyor. Yarım saat 45 dakika. Yani bir Müslüman böyle bir konuşma yapabilir mi bugün? Çok mümkün değil. Bir Müslümanın İslami duyarlılıkları gelişkin bir lider böyle bir konu çok ne, nadir. Bir iki kişi çıkarma çıkmaz mı bilmiyorum. Enteresan ama bu. Tamam Ne diyecektim? Efendim? Hayır tamam. Hikmet... Ha, Bakın, ee, şunu soruyordum. Şimdi mesela benim benim yapmaya çalıştığım şeylerden birisi bu. Kendi bakın kurduğum cümleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Bu kadar. Bunu konuşmaya gerek yok. Bir dünya kuracaksanız kendi kavramlarınızı kuracaksınız. Toplum kavramı bana ait değil. İşte Müslüman toplumlar diye yuvarlayıp gidiyoruz. Ne olacak? Bakın. Bir şeyi algılamak zor. Bunu eğer algılatabilirsem ben size zihninizde ya budur işte budur tamam işte benim aradığım şey budur dediğiniz andan itibaren algılamış olursunuz. Bakın. Unuttum. İyi gaza geldim. Şimdi hatırlarım. Çok güzel şimdi bakın, ee, şimdi gireyim hatırlarım. Güzel bir şey, çok güzel bir şey söyledim ya. Yani. yani ilk önce kendi kavramlarımızla. E, tanışmamız lazım. Yani kendi zihinsel aritamızı oluşturmamız lazım. Zaten bu Mekke süreci. Yani zihin Mekke sürecidir tamam mı? Yani ben bu e, toplum kavramını çöpe atmak için kullanmamak için zemin Medine'de ortaya konan şeyi felsefi olarak da izah edebilmek için aynı zamanda yani sadece sosyolojik tırnak içinde değil aynı zamanda felsefi olarak da izah edebilmek için zihin zemin kavram çifti üzerinden gidiyorum. Bakın. Yani kullandığımız bütün kavramlara bakın. Cemil Meriç'in mesela yaptığı şey işte ne diyor? Umrandan uygarlığa diyor. Kültürden irfana diyor. Şimdi bakın. Diyor ki yani Cemil Meriç'in yaptığı şeyle Ziya Gökalp'in yaptığı şey aynı. Ziya Gökalp kültür kavramını Kullanmayacağız dedi. Ne kullanacağız abi? Hars. Bu 60'lara kadar kullanıldı biliyor musunuz? Bunu bilmezsiniz tabii. Nereden bileceksiniz? Yani literatürden geçenlerde Allah uzun ömür versin. Ee, Süleyman Hayri Bolay Hoca. Türkiye'deki ilk Müslüman filozoflardan biridir. Felsefecilerden biri. Hilmi Ziya ülkenin talebesidir. Bazen hoca konuşmak istiyor. Konuşacak adam arıyor. Böyle anlar ilginçtir biliyor musunuz? Çok zor ama. Ama konuşacak adam bulursanız o da başka bir şeydir. Konuşacak adam bulabilmek. Yani aynı dili konuşabileceğiniz adam bulabilmek falan. Yine unuttum söylediğim şeyi. Yani çağrışım çağrışım. 60'lara kadar hars kavramı kullanılıyormuş. Literatürde yani ben dergilerden hatırlıyorum yani bazı dergilerden hatırlıyorum ee, ama çok canlı günlük hayatta gün, gün, gündelik konuşmada falan kullanılıyordu dedi telefonda. Vay be dedim ya hayret bir şey. Demek ki tutmuş yani hars kavramı. Kültür kavramı yerine hars kavramını e, öneriyor Ziya Gökalp. E, Cemil Meriç de e, ne öneriyor? Konumunuzu bilemezsiniz demektir. Konumunuzu da yitirirsiniz demektir. Konumunuzu da yitirir. Yitir, Konumunuzu konunuzu, konumunuzu konuşlandığınız yeri hepsini yitirirsiniz. Tamam mı? Dil. Yani burada aynı zamanda bir şey de yapmış oluyorum. Dikkat edin. Ee, İslami bir dil üzerinden, bir Türkçe kelimeler üzerinden düşüncenin nasıl üretilebileceğini de göstermiş oluyorum. Değil mi? Yani bildiğimiz konum, konuşma, konuşlanma vesaire gibi sıradan e, kelimeler üzerinde bunların Birbirleriyle etimolojik ilişkisini semantik ilişkiye dönüştürüyorum. Dikkat edin, semantik anlam e, ilişkisini. Dolayısıyla oradan bir dünyanın inşasını nasıl gerçekleştirebiliriz? E, zin izini sürüyoruz. Dolayısıyla buradayız değil mi? Burada mıyız? Burada mıyız arkadaşlar? Anlaşıldı anlaşıldı. Yani söylemek istediğim şey. Ee, yani örneklerle gittiğimde daha iyi anlaşılıyor. Yani bu pedagojik bir şey biliyorsunuz. Ee, yani kelimelere, e, yani medeniyet kelimesi bize ait tamam. Kelime bize ait ama içeriği bize ait değil. Kullandığımız kelimenin içeriği bize ait değil. O kelimeyi tanımlarken, içeriklendirirken e, dolayısıyla kullandığımız sözcükler, kelimeler, ta, tasvir, yaptığımız tasvir dolayısıyla tarif bize ait değil. Yani, tabii karşılığı yok süper. E, dolayısıyla karşılığı olmadığı için mesela bu e, kelimeden de ilginç bir şey çıkarabiliriz ama neyse e, Türkçe çok mükemmel bir dil aslında. Bakın ben size bir söyleyeyim Türkçe e, eğer İslami bir e, İslami bir e, ruhla don donanırsa e, Türkçe gerçekten e, derinlikli bir dil. E, Türkçe'nin derinlikli derinlikliliği nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? e, ta Orta Asya'nın işlerinden e, Avrupa'nın işlerine kadar yürümüş olmasına kaynaklanıyor. Hafızası geniş. Burada Türkçülük, ırkçılık, ırkçılık falan yapmıyorum lütfen. Kimse e, böyle bir sonuç çıkarmasın. Çıkarmaz zaten. Yani yaşanan tarihi tecrübenin e, zenginliğinden dolayısıyla derinliğinden e, geliyor. Her yerde bir şey alıyorsunuz. Yani bunu özellikle dışarı gittiğinizde çok fazla görüyorsunuz. Yani Arap dünyasına gidiyorsunuz işte Suriye'den baştan Ürdün'e Yemen'e kadar gidin Türkçe kelimeleri göreceksiniz. Ondan sonra Balkanlara kadar gidin Türkçe kelimeleri. Pür, pür Türkçe aynı zamanda tabi e, Kur'an Arapçasından beslenen e, kelimeler falan. Dolayısıyla mesela kelimelere yükledikleri anlamlar. Mesela ben bunu bizzat e, kulaklarımla duydum ve gözümle gördüm. Yani yaşım buna müsait. 1900 e başında eee TRT renklenmeye başladı. İşte 90'lara doğru kanallar çoğalmaya başladı. TRT'nin dışında kanallar çıkmaya başladı. O zaman Balkanlarda Türk izleri diye bir şey yapıldı. Erken en erken yapılan programlardan birisi. Bulgaristan'da bir bir yerde arkadaşlar çekim yapıyorlar. Tamam mı? Bir tane kadıncağızla konuşuyorlar. Yaşlı bir kadıncağızla. Kadıncağız ne diyor biliyor musunuz? Elhamdülillah Türk'üm diyor. Bulgar. Bulgar. Türk değil. Elhamdülillah. Elhamdülillah Türk'üz diyor. Ha Türklüğümüzü kaybediyoruz diyor. Mesela bir sürü şey anlatıyor kadın. Yani Türk eşittir Müslüman demek ama burada. Yani o kadıncağızın dininde Türk olmak eşittir Müslüman olmak demek. Bu önemli bir şey. Yani bu işin bu tarafı. Mesela ama bu şey ırk üzerinden gitmek istemiyorum. Sadece ırka indirgemek istemiyorum. Yani ufku daraltır. Yani bizim ümmet bilincimizi mahveder bu. Perişan eder. O yüzden oradan oradan gitmek istemiyorum. Sadece pratik bir şeyden bahsediyorum. Ee, yani şöyle birazdan yeni yeni girmeye başladım aslında. Ben de havaya da yeni girmeye başladım. Ee, fazla uzatmayacağım. Fazla uzatmayacağım. Şöyle bir şey söyleyecektim ama yani birazdan bitireyim diyecektim. Soru cevap belki e, alalım diyecektim. Yani 9.30'da buçukta e, toparlayalım. Dokuz buçukta, dokuz buçuğa kadar sabrederseniz he? Yok yok erken olmaz. Yok şimdi şöyle özellikle bu kayıtları falan yapılıyor ya kayıtlar, kayıtlarda videolarda ee, şikayetler var, ciddi şikayetler var. İki saat abi diyor iki buçuk saat. Hocam ne anlatıyorsun ya? İki buçuk saat nasıl dinleyeceğim ben? Yani, o <laughs> Öyle değil öyle değil. <laughs> Yok yok öyle değil. Ee, Yok yani ortak bir şey e, buldum ben zaten ortası dokuz buçuk ortası yani bir buçuk saat. Neyse yani zaten beni durduramazsınız biraz şeye gelirsem e, gaza gelirsem o tarafı da var. E, yani verimli olduğunu gaza gelirken, gelirsem derken anlaşılıyor. Yani e, karşılıklı iletişim olduğunu bir şey çıktığını ortaya görünce devam ederim ben. Ee, yani en azından kalanlarla devam edelim ee, yani işi gücü olan olabilir bir sürü çoluğu çocuğu ailesi ee, ama dokuz, buçuk. onu söyleyeyim şimdi <laughs> bana mı söylediniz Telefonu sessize alabilir miyiz? diyen kim arkadaş? Ha yanındaki diyorsun? Vay mübarekler. Ee, o şey mesajlar oradan mı geliyor? O zaman baya mesaj trafiği iyi yani. Gelsin gelsin ya bir şey değil. Ha bu dinleyeceksiniz geliyorsanız. Ne deneyi? Ha yani geç geldiniz kardeşim. O zaman dinleyeceksin oğlum. Çıt yok. Ee, öğrenci dinler. Talebe olsunlar hocam. Talebe olacaksın oğlum. Din, din, dikkatimi dağıtmayın ha benim. Estağfurullah. Buyurun. Teomandralı şey diyordu. Sen korsan e rejim yapıyorsun. Hadi bakalım. <laughs> ya devam et. E, Türkçe Türkçeleştiremediğimizden bahsediyor Teoman Duralı. Siz de orada onayladınız yani bir şey demediniz. Sükut ettiniz. Ne demek istiyordu orada? Onu bilmiyorum ki hangi e, videodan kay, bahsediyorsun? 10-15 senelik Türkçenin şikayla. e, Türkçe ile alakalı bir video anladım, anladım. Yani şey an... kaç ezberi konuşacağım ben ama e, yani o Sabahtan beri konuştuğumuz şeyi e, belki bahsediyor olabilir. Oradan e, bahsediyor olabilir. Yani bir de bir şey çıkı, e, çıkacak. E, çok tehlikeli bir şey. E, yani buraya girmeyin ya. Moralinizi bozmayın. Çok moral bozucu bir şey. Sonra konuşuruz. Gerçekten moral bozucu bir şey. E, moralinizi bozmayın sonra konuşuruz. Çok bunu bir şekilde konuşmak istiyorum bu meseleyi. Yok yok. Yok. Girince girince tam girmem lazım. Böyle yarım yamalak girmeyeyim. Dursun bu. Yani neden eee yani burada anlatmaya çalıştığım şeyi kastediyor Temur Hoca muhtemelen. Yani Temur Hoca'yı tanıyan birisi olarak söylüyorum ama o şeyi hatırlamadım yani. Onu hatırlamam lazım. Bir sürü program yaptık ya. Teknolojiyle bir sürü program yaptık. Bizim açılım programları vardı. Onlardan bahsediyorsun. Neyse. Ha, soru cevap faslına geçtik. Yok ee, yok ya artık e, tamam. Artık gitti. Alın. Hocam bu daha önceki konuşmalarınızda Türklerin İslamiyete geçişini Ahmet Yesevin'in dili Türkçeleştirmesine bağlamış söylemiştiniz bağlamıştınız. Şimdi, Türkçeyi Müslümanlaştırması. Evet, Türkçeyi Müslümanlaştırması. Tam hatırlamıyorum ama yani kafam o. aklımda öyle kalmış. Ee, şimdi bak. Türkleri Müslümanlaştırmadan önce Türkçeyi Müslümanlaştırmalıydı. Evet, Dil dilden başlayarak yani önce tamam. dili tamam. İslami kavramlarla donattığını, sonra bunun işte halkın daha kolay benimsediğini tamam. söylemiştiniz. Şimdi yine öyle bir şeye baktığımız zaman hani Türkçe üzerinde yapılan bir o zamandan da bir çalışma olmuş yani hani bu da belki bir e, devrin alim uleması yaptığı için tamam. işte halka inecek şekilde ulaştırabileceği şekilde bu son dil devriminde ise bu yakın tarihteki dil devriminde ise hani bunun tam tersi mi oldu? Tabii. Tam tersi bir şey. Tam tersi bir şey oldu. İçinin süper. boşaltılması Çok dediğiniz... Çok güzel bir bağlantı kurdun. Ee, süper. Çok güzel. Fakat orada bir şey var. Buyurun hocam. Ee, bitti mi? Bitti hocam. Ee, oradaki şey şu. Ee, e, mesele halkın anlayacağı bir dil değil. Sadece o değil. Sadece ondan ibaret değil veya... Yani Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaptığı şey... Sadece halkın anlayacağı bir dil kurmak değil. Ondan önce halkın anlayabileceği sade dilin kurulabilmesinin yolu İslam'ın e, derinlemesine kavranmasından geçiyor. Yani bir derunileşme çabası var. Bir deruniliğin e, yaşanması var. Derunilik halledildikten sonra o derunilik e, noktasına ulaşıldıktan sonra kemal noktasına diyelim hadi biraz önceki ilk kurduğumuz olmak e, sahip olmak e, meselesinde olmak kemal insanı kamil kemal noktası dedim ya kemal noktasına ulaştıktan sonra e, tekrar halka ulaşma halkın anlayacağı dili yakalama esprisini başarıyor yani fikri bir derinliğe ulaşmadan burada çok önemli bir şey söylüyorum ayrıntı gibi gelebilir ama mesele bu, bu bugün çoğalamamızın nedeni bu Bugün şu an çoğalamış e, hamaset çıkıyor çünkü. Sadece hamaset çıkıyor. Yani ilk önce İslam'ın derinlemesine e, içselleştirilmesi özümsenmesi kavranması var. Fikriyatın kavranması var. Yani ilk önce derinleşme var tamam mı? Derinleşme derinleşme e, e, onunla özdeşleşmeyi e, içselleştirmeyi inandığınız şeyi içselleştirmeyi Dolayısıyla hayat haline getirmeyi mümkün kılıyor. Sizin hayatınız haline getirmeyi mümkün kılıyor. Dolayısıyla aslında bu irfanın başarısı. Sadece ilimle olacak bir şey değil. Orada durmuyor. İrfana geçtiği için. Tamam il Sadece ilimle olacak bir şey değil. Bizdeki bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın bizim dünyaya söyleyeceğimiz şey burada gizli. Dünya vereceğimiz şey burada gizli. Ne dedim? Batı uygarlığı. Sadece epistemolojiye dayanıyor dedim sadece bilgiye kuru bilgiye dayanıyor dedim tamam mı sadece ilim var ama irfan yok ama hikmet yok bunlar, bunları unutmayın bunlar çok önemli şeyler yani e, kuru bilgi var tamam bilgiyi neye öğrenecek e, hakim olacağız tabiatın efendileri ve hakimleri olacak abi kafayı mı yedin niye tabiata e, hakim olmaya çalışıyorsun tabiatın hakimi bilmem ne efendisi olmaya çalışıyorsun hasta mısın hasta bir arıza var. Yani ontolojik sıkıntı var. Tanrı fikrini yitirmiş, hakikat fikrini yitirmiş, kendine güvenini yitirmiş. Dolayısıyla e, bilgiyi güç olarak e, bilgiyi sadece güç olarak konumlandırıyor. Bilgiyi güç olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla e, gücü ele geçirme güdüsü tarafından güdülüyor. Dolayısıyla gücü ele geçirme güdüsü bilgi gücü ele geçirme güdüsünü kışkırtıyor. Dolayısıyla gücü nasıl geçiriyorsun? Tabiatı sömürgeleştirerek, tabiatı kontrol ve kolonize ederek. Yani insanları dünyayı sömürgeleştirmeden önce bunlar tabiatı sömürgeleştirdiler. Bu güzel bir cümle bakın. insanlığı dünyayı sömürgeleştirmeden önce tabiatı sömürgeleştirdiler. Nesneleştirdiler, dize getirdiler. Dolayısıyla tükettiler, ruhsuzlaştırdılar. Acayip bir şekilde. Dolayısıyla sonuçta ozon tabakası delindi. Tabiat delik deşik edildi değil mi? Yani tabiatını yitiren insanın tabiatı yitiren insanın tabiatını yitirmesi, kendi tabiatını yitirmesi. Tabiatla irtibatını yitiren bir insanın kendi tabiatını yitirmesi kaçınmazdır. Kendi tabiatıyla irtibatını koparması kaçınmazdır. Dolayısıyla ruhsuzlaşması kaçınmaz. Tabiatla ilişki sürecek. Vesaire. Neyse. Ahmet Yesevi Hazretlerinin başardığı şey e, ilk önce inandığı şeyi içselleştirmesi, özümsemesi hayata haline getirmesi dolayısıyla onu sade bir dille e, kitlelere aktarabilecek e, ne diyelim e, malikiyete sahip olması ona. Onu temellik etmiş, etmiş olması. Onu kendi mülkü haline getirmiş olması. Tamam mı? Yani şöyle kendi mülkü deyince yanlış çağrışımlar yaptırabilir ama hakikate teslim olması. Hakikati teslim almaya kalkışmaması. Yani asıl mesele bu. Bizim sıkıntılarımızdan birisi bu. Bugün yaşadığımız sıkıntı. Biz hakikati teslim almaya çalışıyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla dünyayı teslim almaya çalışıyoruz. Vesaire. Ee, bizim hakikate teslim olmamız lazım. Yani hakikate e, şeksiz şüphesiz teslim olduğu için acayip bir şekilde e, o ruha dönüşüyor. Bir ruh üretiyor, tamam mı? Dolayısıyla çok sade, herkesin anlayabileceği bir dili hayata haline getiriyorsun. İnandığın şeyi yaşıyorsun. İliklerine kadar yaşıyorsun. Bakın bu çok önemli. İliklerine kadar, inandığın şeyi yaşadığın için, ister istemez onun dilini kendisi dile getiriyor zaten. Bu enteresan bir şey. Bakın, o yaşadığınız şey, onun dilini, inandığınız şeyin dilini kendisi dile getiriyor. Onun dilini üretir, gramerini üretir. Tamam, size değer çünkü. Hayata değiyor çünkü. Hayata değecek diyorum ya. Hayatla, hayatın kendisi haline geliyor. Doğrudan hayatın kendisi haline geliyor. Yani burada özellikle sadece basit, sade bir dil icat etti. E, algısı oluşmasın diye buraya dikkat çekmeye çalıştım. Derunileşme olmadan sadeleşme gerçekleştirilemez. Sadeleşmenin e, hedef sadeleşmedir. En sade, en arı duru, en ilim nedir? Bir noktadır. O noktaya ulaşabilmektir. Ee, o noktaya ulaşabilmektir aslında. Bakın o noktaya ulaşabilmektir. Ee, bu da öyle bir şey yani. Burada başka düzlemde böyle bir şeyden dolayısıyla bahsetmiş oluyorum. En sade olana, en arı duru olana e, ulaşabilmek zaten. Onu biz sadece e, bilgiyle olmaz mı Sadece kuru bilgiyle olmaz. Onun hayata dönüşmesi lazım. Dolayısıyla İlmin amele dönüşmesi lazım. Batı'da böyle bir kavram yok. Çünkü ontolojisi yok. Çünkü ontoloji, bakın epistemoloji size sadece nasıl sorusunu sordurtuyor. Nasıl daha fazla öğrenebilirim? Nasıl daha fazla e, ürete, daha fazla üretebilirim? Nasıl daha fazla daha güçlü silahlar üretebilirim? Nasıl? Dikkat edin. Niçin? Yani niçin sorusu yok. Ontoloji, ontoloji bize niçin sorusunu sordurtuyor. Niçin aynı zamanda? Bakın hem ne sorusunu hem de niçin sorusunu sordurtuyor. Zaten nasıl da var onun içinde. Onun içinde bir şekilde nasıl da var. Ee, niçin sorusunu sormuyor. Batı uygarlığının böyle bir derdi yok. Tamam mı? Dolayısıyla niçin sorusu sorduğu zaman yaptığı işin hiçbir meşru değil. Bunun hiçbir ne? Meşruiyet e, bulamaz. Bunu biliyorlar. Bunu çok iyi biliyorlar. Ama buna ihtiyaçları var. Buna niçin sorusunu sormamaya İhtiyaçları var çünkü İslam medeniyeti acayip bir şekilde kuşatmış durumda. Yani İslam medeniyetinin durdurulması lazım. Yani ta kuzeyden gelmişler, Akdeniz'in güneyinden gitmişler. Dolayısıyla şeyden, İspanya'dan Fransa'nın işlerine kadar gitmiş Müslümanlar değil mi? Yani fiili hi olarak da, fiziki olarak da gitmişler. Gitmişler de ne, ne yapmışlar? Köklerini kazmışlar. Hayır. Kendi dinlerini yaşayacakları dünyayı yüz sunmuşuz onlara. Kendi, şöyle, kendi dinlerini mesela Endülüs'te Endülüs'te e, yani Avrupa ile burun burun olduğu için söylüyorum Endülüs'te e, Hristiyan düşüncesi tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Yahudi zirvesi özel Yahudi düşüncesi tarihin, ta, Yahudi düşünce tarihinin zirvesine Endülüs'te ulaşmıştır. Bu çok önemli bir şeydir. Yani kendi hayatlarını, kendi dünyalarını ancak Müslümanların kurdukları dünyanın içinde yaşayabilir. Herkes, kim olursa olsun. Yani hangi kültüre, bakın gelecekle ilgili bir cümle kuruyorum burada, dikkat edin. Neden İslam'ın insanlığın geleceği olduğunu, dolayısıyla bunun en son, en sofistike pratiğini, uygulamasını, tecrübesini öğrettiği için Osmanlı'nın neden insanlığın geleceği olduğunu bu adam söyledi işte. Yani e, Toynbee söyledi. Adamlar görüyor, meseleyi kavruyor. Tamam Biz olayın farkında değiliz. Buradan çıkarabilirsiniz. Farklı dinlere, kültürlere, medeniyetlere hayat hakkı tanıyabilecek, e, tanıyabilen tek tecrübe biziz. Tek tecrübe e, ve en gelişmiş, bunun kemal noktasını e, oluşturan tecrübesi biziz insanlık tarihinin. Osmanlı tecrübesi. Bakın arkadaşlar, Batı uygarlığı başkaları üzerinden kendini kuruyor. Başkaları üzerinden. O başkaları kim? Kötü. Bir kötü üzerinden kendini kuruyor. Ne demiştim? Unutmayın bakın. Batı uygarlığı hiçbir zaman umutlar üzerinden var olmamıştır. Her zaman korkular üzerinden var olmuştur. Korkular üzerinden varlığını korumaya çalışmıştır. Korkular üzerinden hegemonya kurmuştur. Hegemonyasını sürdürmeye çalışmıştır. Korku. İslam medeniyeti umutlar üzerinden var olmuştur. Hep umut vermiştir ve o umudun kendisi olmuştur. Umut olmuştur ama aynı zamanda. Bu Endülüs'te de böyledir. Ee, ne, Bosna'da da böyledir. Balkanlar'da da böyledir. Ee, Osmanlı'nın bütün coğrafyalarında böyledir. Salahaddin'in coğrafyasında da böyledir ya. Efendim? Evet. Tabii canım. Yani hiç kimsenin inancına, düşüncesine, ahlakına, hukukuna, hukuk sistemine falan karışamazsın. Böyle bir şey yok. Ha, tehdit etmediği sürece, yani düzeni tehdit etmediği sürece, Darül İslam'ı tehdit etmediği sürece Darül İslam, Müslümanların yaşadığı yerin adı Darül İslam'dır. Tamam mı? Bu kadar. Bunu unutmayın yani. İşin şey de, yani o yüzden adam e, dolayısıyla Darül Selam bütün herkesin yaşadığı şeyi yeri Darül olarak adlandırıyor. O, o Darül Selam'ı yeryüzünde Darül Selam, selam yurdu yeryüzünde Selam yurdunu sadece Müslümanlar kurdu. Müslümanların dışında herkes için, bütün farklı dinlere, kültürlere mensup toplumları, topluluklar için inanç, e, e, inançlara mensup insanlar için e, vesaire. Selam yurdunu sadece Müslümanlar kurdu. Ben Müslüman olduğum için konuşuyor değilim ki. Bakın bu saçma bir şey, bu ahlaksızca bir şey. Tamam, bunu, bunu oturup... İşte medeniyetler tarihini okuduğunuz zaman, düşünce tarihini okuduğunuz zaman, insanlık tarihini karşılaştırmalı olarak, komparatif olarak okuduğunuz zaman zaten meseleyi çok rahat bir şekilde, net bir şekilde görüyorsunuz. Vesaire. Tabii burada metodoloji bizim kendimizi yetiştirirken ee, üzerinde kafa yoracağımız asıl mesele metodoloji meselesi. Metodoloji, bizim sorunumuz bu. Dünyayı anlarken, kendimizi anlarken... Ee, dolayısıyla kendimizi yetiştirirken başvuracağımız e, yöntem olarak ayrıca e, ikinci anlamında bir metodoloji sorunu vesaire. Ee, tamam. Buyurun. Hocam sorum bugünkü e, dil konusuyla ilgili değil fakat biraz önce benim çok ilgimi çeken e, kafamda 2-3 senedir e, taşıdığım bir soruyla ilgili bazı cümleler söylediniz. Tabiatın sömürgeleştirilmesi. E, ve e, tabiatla e, kurulacak olan ilişkiyle ilgili e, doktora sürecimde hocam şöyle bir soru kafamda dolaşıyordu. Şimdi insan Tabiatla kurulan ilişkisi üzerine bazı metinler okurken orada e, günümüzde tabii ki e, sizin de bahsettiğiniz tabii, tabiatın sömürgeleştirilmesi bizim tabiattan e, bayağı uzaklaşmamıza sebebiyet verdi. Yani çok övülen e, Viyana sokaklarında bir malumunuz gezerken bile bu çok hissediler. Böyle insanın elinden çıkmış bir tabiat. E, Şehrin içinde dolaşır insan. O plastik. Pa parklar haricinde plastik. Ha. Şimdi burada hocam dengeyi nasıl kuracağız? Mesela bir şehirli için, şehirli Müslüman için otomobil icat edildikten sonra ata hangi gözle bakmak lazım? Ya da bir e, taşraya gidersek, traktörü kullanan köylü, e, önceden kullanılan büyükbaş hayvana hangi gözle bakacak? Yani bu romantik bir... E, kategoriden nasıl kurtarabiliriz ya da kurtarmalı mıyız? Nasıl, o sağlıklı denge nerede acaba? Süper. Yani çok nefis bir soru. Şimdi arkadaşlar e, şimdi şöyle e, bir biz bu dünyayı terk edeceğiz. Ama bu romantik bir şey yani. O, e, şu an şu aşamada biz bu dünyayı terk edemeyiz. Yani bu, bu dünyada otomobil kullanılıyor, bilmem ne kullanılıyor, zart kullanılıyor, zurt kullanılıyor. Bütün araçları yarışlar, teknolojik araçları yarışlar falan. Bunları kaldır, atabiliriz yani. Böyle bir şey de olabilir. Kaldırıp atabiliriz. Böyle bir şey olabilir. Ama bu kurtarmaz bizi. Bizim yapmamız gereken şey burada olarak, burada kalarak, burayı dönüştürerek. Burayı dönüştürerek yapmamız. Yani şöyle, buradan nereye geliyoruz? çok önemli bir şey var. Buradan e, mesela sanat üzerinden daha açıklayıcı olabilir. Sanat, felsefe başka alanlara da geçiş yapabilir. Burayı dikkat dinleyin arkadaşlar. Bakın benim daha önceleri kullandığım bir şey vardı. Hatta bizim Diyanet TV'de e, e, yaptığımız programda e, bu konuları bayağı işledik. Bayağı da işe yaradı. Bu arada yeri geldi e, söyleyeyim. E, önceki hafta ee, şey gittim ben, Kosova'ya gittim. Kosova. Pirizren. İlginç bir yere gittik arkadaşlar. Yani orada Yetim Kale diye bir şey kurmuşlar. Bunu yazdım gazetede. Ee, görenler vardır, okuyanlar. Ee, Kosova savaşından sonra insanlar, oradaki Müslümanlar diyor ki e, tabii savaşta erkekler e, telefonu yani asıl e, savaşın dolayısıyla kadınlar da bunun e, şeyinin faturasını ödemiş oluyor. E, yetimler dolayısıyla kimsesizler bir sürü yetim falan çıkıyor ortaya. Bir tane yetim kalmayıncaya kadar biz yetimlerle ilgili bir şey kuracağız diyor. İşte e, e, bir kurum, bir kuruluş falan kuracağız diyor. E, bunun peşine düşüyorlar destek olacak, destek yani maddi olarak falan destekleyecek birilerini arıyorlar. İHH'ye buluyorlar. Yani İHH'ye İHH İHA çok önemli bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. Allah razı olsun. adam İHH ile ilgili bence cümle kurarken dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani İHH'ye ya giderse elimizden bir daha kuramayız. İkinci bir İHH'ye ya kuramayız. Yani cesaret edemeyiz. Ve inanılmaz ya, yozlaşmanın şunun bunun falan bulaşmadı, hırsızlığın, çapulculuğun bulaşmadığı yer orası. Bir. ikincisi o yüzden allah Teala rahmetin esirgemiyor. Tamam mı? Ve inanılmaz bir örgütlenme biçimi var. Yani dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla, mazlumlarla ilişki kurarken onlara göre ilişkiyi ayarlıyor. Kendine göre değil. Yani bir merkez, merkezden her şeyi tanzim etme değil. Oradaki insanlar örgütleniyor. Kendi sıkıntılarını, sorunlarını çözecek. ...bir şey kuruyorlar, yapı kuruyorlar... ...o yapıyla bunlar ilişki ilişkiye geçiyor... ...süper zekice bir şey bu... ...ve ileride Allah korusun... ...Yahudilerin etkinliği falan artarsa... ...inşallah artmaz... ...Yahudilerin etkinliğinin arttığı yerlerde... ...Yahudiler bütün bu... ...şeylerde çok etkin oluyorlar... ...bütün mesela ne diyelim... ...işte... ...Arakan'da yaşananları düşünün... ...şimdi mesela Yahudiler orada... ...etkin olmuş olsa... Bu o, e, Myanmar yönetimi de ondan farklı değil yani. Yahudilerden farklı bir yöntem izlemiyor gerçi de. Bütün para kaynaklarını adamları kesiyorlar. Yani adam aç, perişan, susuz. Yani ölmek üzere hiç umurunda değil. Finans kaynaklarını kesiyorlar. Ve daha sonraki süreçte bizzat kendini, sen, seni, senin önünü kesiyor. Yani diyorsun ki ben gideceğim kardeşim. Ben oradaki insanım, o benim kardeşim. Ben bu dünyada yaşayan bir insan olarak geçtim Müslüman olmayı. Bir insan olarak ben buna tahammül etmiyorum, bunu kabul etmiyorum falan diyorsun değil mi? Biliyorsun. Yok abi onu da önüne kesecektir. Zaten o da bir şekilde işte terörist diyor sana. Sen gidiyorsun oradaki insanlara yardım etmeye gidiyorsun. Bilmem neye gidiyorsun. Şu da bu şekilde yardım etmeye gidiyorsun. Vesaire. Neyse Allah şerlerinden korusun. Şimdi bir şey diyecektim. Ha, bakın buradan şöyle bir şey söyleyeyim. İlginç. Yani bizim o Diyanet TV'de yaptığımız neden programı ne? Balkanlarda insanlar harun harla izlemiş. Ben bunu bilmedim arkadaşlar. Yani benim kaldığım böyle 5-6 gün o yetim kalede kaldığım yerde her gün sabahtan akşama kadar Kosova'dan, Makedonya'dan, Üsküp'ten bir sürü insan ziyarete gelmeye geliyordu. Allah Allah diyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Enteresan. İnsanlar aç arkadaşlar. Ben bunu bilmiyorum mesela. Bu enteresan bir şey mi? Ha şuradan bunu aslında çıkarabilirdim. Mesela Balkanlara gittiğimde çok konferansa falan gittiğim için Balkanlarda acayip e, e, şey var, etkisi var. Yani konferansların acayip etkisi var. E, çünkü ilk defa duydukları şeyler ilk defa bir şey duyuyor. E, yani işte bizim e, sivil toplum kuruluşlarımızda falan gidiyorsun ilk önce. Ondan sonra kendileri çağırmaya başlıyorlar. İşte hükümet çağırıyor bilmem ne falan filan. Enteresan. Neyse. Orada çok önemli bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Ee, şimdi şöyle e, yani şeyden e, neden programında bu konuyu işlemiştik diye pat diye, çağrışım falan yaptırdı? Norm hormon ilişkisi bu. Norm hormon ilişkisi. Bakın e, asıl usul ilişkisi yani yani bizim e, terimlerimizde e, konuşacak olursak asıl usul ilişkisi. Norm hormon ilişkisi. Dikkat edin asıl usulde asıl usul aynı kökten türeyen kelimeler. Yani Kur'an Kur'an'ın neden Arapça indirildiğini buradan anlayın. Tamam mı? Norm, form ve asıl usul. Norm ile formun hiçbir alakası yok. Ama ben norm, form üzerinden kuracağım. Çünkü bunu daha iyi anlıyoruz Asıl usulü daha anlayabilecek durumda değiliz. Yani bu kadar e, ee, zoka yutmuş durumdayız. Yani bunu zamanla anlayacağız inşallah. Şimdi bakın. Bütün Medeniyetler formlar üzerinden kurulur. Formlar. Bir medeniyetin yaşadığını anlamak istiyorsanız kullandığı formlara bakacaksınız. Geliştirdiği ve kullandığı formlara bakacaksınız. Yani işte ne diyelim sinema. Değil mi? Yani edebiyatın türleri falan. Sinema, sinemadan örnek vereyim size. Bu sizin Pardon, isminiz neydi? Evet, şimdi bu sizin sorduğunuz sorunun çok mükemmel bir şey cevabı var. Yani sinema üzerinden gittiğimizde müthiş, yani tam da bu falan diyebilirsiniz. Bir şekilde zihninizi çağrışımla yaptırabilecek. Yani başka sorular da sordurtacak. Şimdi bakın, sinema vizayet bir sanat türü değil. Batılıların başka bir kültürün, başka bir uygarlığın geliştirdiği bir sanat türü. Yani bize ait bir form değil. Batı'ya ait bir form. Ama medeniyetler arasındaki ilişkiler aynı zamanda formlar üzerinden yaptıkları alışverişle şekillenir. Alış, veriş. Tamam mı? Bu alışverişin usulü Ne? Usulü ne olacak? Metodolojilerden birisi bu. Usulü ne olacak? Yani nasıl alıp vereceksiniz bir e, e, işte sinema diyelim. Nasıl alıp vereceksiniz bunu? Şimdi bakın. Şöyle bir yöntem izliyorsunuz. Bir, kendi normlarınızın güçlü olması lazım. Başka formlarla yaratıcı imajinatif ilişkiler kurabilmeniz için başka kültürlere, uygarlıklara, dünyalara ait formları kullanırken onlardan o formları ödünç alırken kendi normlarınızın güçlü olması lazım. Norm formu üreten şeydir. Tamam mı? Yani bütün form bütün normlar kendi formlarını üretir. Ama form normu dayatır. Form teknoloji. Bugün kullandığımız teknoloji. Kendi formunu Dolayısıyla normunu dayatır. Dolayısıyla o toplumun, o, o teknolojinin üretildiği dünya görüşünü, davranış biçimi falan filan dayatır. Sinema aynı şekilde. Tamam mı? Şimdi burada izleyeceğiniz yöntem şu. Kendi normlarımızdan yola çıkarak. Yani diyelim canlı değil. Hiç olmazsa zihnen. Zihninizde kendi dilinizi kurmuş olmanız lazım. Kendi zihin coğrafyanızı, zihin... Haritanızı bitirmiş olmanız lazım. Zihinsel ücretinizi tamamlamış olmanız lazım. Buna ümmileşme diyorum işte ben. Tamam mı? Dolayısıyla arınmış olmanız lazım bir şekilde. Ama çağın ağlarından bağlarından ee, çağı tanıyarak, çağın ağlarını bağlarını aşacak şekilde ee, ağlarından bağlarından uzaklaşmış olmanız lazım zihinsel olarak. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ne demek yani? Şimdi göreceksiniz, önünü göreceğiz. Şimdi e, ee, kendi normlarınızdan beslendiğiniz ölçüde başka kültürlerden, medeniyetlerden hangi formu alırsanız onun kendinize mal edersiniz. Onu dönüştürürsünüz. Bunun yolu reformdur. Yani kendi normlarınız ne kadar güçlüyse dışarıdan aldığınız bir formu çok rahat bir şekilde reform yaparsınız ve dolayısıyla yeniden dönüştürürsünüz. Dolayısıyla kodları yıkarsınız. Kendi kodlarımız üzerinden yeniden kodlarsınız. Şifreleri çözersiniz. Şifreleri çözeceksiniz. Çağatan bu. Şifre çözümü. Dolayısıyla o şifreleri kıracaksınız. Dolayısıyla kendi şifrelerinizi kuracaksınız. Kendi yeniden kodlayacaksınız. Kendi kodlarını. Yani e, Bodriyar bize bunu söyledi. Bunu çok fazla e, bir şekilde bilmiyoruz. İki, Bilsek bile çok fazla uygulayabilecek durumda değiliz. Yani çağı, çağın çağ insanı bekleyen en temel sorun dedi, kod, hakim kodları kırabilmektir dedi. Hakim kodları kırabilmenin yolu nedir? İkinci tanıyabilmek. Yani o hakim kodlara nüfuz edebilmek. Tanımadığın bir şeyi nasıl kıracaksın? Tanımadığın bir çağ nasıl bir şekilde ben seninle savaşıyorum, seni yok edeceğim bilmem ne falan veya kendi çağımı kuracağım çağım çağını kuracak diyebileceksiniz. Nasıl? Bu mümkün değil ki. Çağı tanımadığınız sürece bakın onu söyledim. Çağ, i̇çinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı dönüştüremezsiniz. Dönüştürme iddiasında bulunamazsınız. Yani ümmileşme çağ tanıma yolculuğunun sonrasında gerçekleşen bir şeydir. Benim ümmileşmeden kastettiğim şey tek kısa cümleyle şöyle özetliyorum. 4-5 kelimelik çağı tanıyarak tanımadığını inanmak. Çağ tanayarak tanımadığı bütün peygamberlerin yolculuğu bu aslında, tamam mı? Bütün peygamberlerin yolculuğu bu. Yani büyük e, bilgi adamların, büyük düşünürlerin falan yolculuk mesela, Gazali e, ümilesmiş bir adam. Dolayısıyla çağımızın e, en büyük düşünürü, e, Batı uygarlığının bence en büyük düşünürü Nietzsche ümilesmiş bir adam. Tam anlamıyla ümilesmiş. Çağının ağlarından bağlarından bağlamlarından dünyasından arınmış başka bir çağın e, çağrısının izini sürmüş bir adam. Yani kendi kavram haritasını, zihin haritasını çıkarabilmiş bir adam. Vesaire. Gazali de. Yani bin yılımızı kurdu adam. Dolayısıyla Gazali'ye boşuna saldırmıyorlar. işte. onu söyleyip duruyoruz. Yani dolayısıyla kendi normlarınızdan yola çıkarak başka dünyalardan ödünç aldığınız formları reform yapacaksınız. Re re-form. Reform değil. Yeniden şekillendirmek. Reform başka bir şey. Reform hemen Hristiyanlığın reformasyonunu falan çağrıştırıyor olabilir. O yüzden reform değil. Reformla falan. Yeniden şekillendirmek. Dolayısıyla e, e, yeniden kodlamak demek. Sizin normlarınızın ışığında o formu yeniden kodlamak demek. Tamam mı? Gibi. çok Gibi. Bu. Ama orada e, Süleymani e, yapabilmek. Ayasofma'ya eğitilmemek. Süleymaniye'yi Sultan yapabilmek asıl mesele o yani sadece Ayasofya'nın e, Ayasofya'ya yaptığımız işlem falan değil ilgili işlem değil konuş e, iletişim kurduk mu ha başka bir şey mi söylüyorsun tamam okey. hocam bu şey soracaktım da bu Mevlana'nın pergel kim, metaforuyla kim, kim ben, ben konuşuyorum kim, kim ha hocam bu Mevlana'nın pergel metaforuyla kendi normlarımızı Öyle bir bağlantı kurarak bunu kastediyor değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Yani Pergenin sabit ayağı normlarımız. Bizim normlarımız. Yani onu diyorum. Eyvallah çok güzel. Oradan bağlantı kurman da güzel oldu. Ee, sizin isminiz neydi? Şemsettin. Şemsettin. Şimdi ya isimleri öğrenmem lazım. Çok ayıp oluyor. Yani böyle aylardır beraber olduğumuz arkadaşlar var. Ee, soru sorarken herkes ismini söylerse çok özür dilerim. Ee, sıkıcı olabilir bilmiyorum ama ee, evet hocam ben de e, zemin üzerinden sormak istiyorum e, şu anda biz onların e, zeminini almış durumdayız bu da hani form oluyor karşı teknoloji dediniz peki bunu nasıl e, normlarımızla kuracağız hocam zemini nasıl formlarımızla? Norm... normlarımızla Bak. hani onlardan şimdi formlarını alıp reform edeceğiz dediniz bu doğru sorumludur Bence düşün. Hocam şimdi. Ya aç biraz istersen. Şöyle açayım hocam. Şimdi yapılarımız tamamen Batı'nın yapı şeklini almış durumda. Biz bunu yani şu anda tamam ben başka bir değiştirmemiz... şey mi acaba diye tam anladım. Ee, çok Bunun sade içinde normlarımızla nasıl e, yeniden biz e, reform edebiliriz onu sormak istedim hocam. Tamam. Şu tamam. anda yapılmış bir yapı... ben onun, yapılaşma cümle var. Ben onunla ilgili cümle kurdum. Ee, yani yaptığım şey oydu zaten. Yani yani forumla e, for, karşılaştığımız forum nasıl dönüştüreceğiz meselesi aynı zamanda Şehri bir form olarak düşün zemini bir form olarak düşünün, tırnak içinde, tırnak içinde tabii. Ee, yani dolayısıyla o zeminin ilk önce, o zihin dolayısıyla norm, dolayısıyla asıl tarafından e, şekillendirilmesi lazım. Yani ilk önce bizim zihne ulaşmamız lazım, yani Müslüman zihnine ulaşmamız lazım. Yani Müslüman zihnine ulaşmadan Müslüman zemine ulaşamayız. Bu mümkün değil. Yani yaşadığımız yerin, yani... Tarihte ilk defa yaşadığımız bir şey yaşıyor çünkü. Bakın tarihte Müslümanlar fetret dönemi yaşamadılar. Kriz yaşadılar. Birinci krizi yaşadılar. Birinci büyük medeniyet krizini yaşadılar. Ama o fetret dönemi olmadı. Müslümanlar onu söyledim bakın hatırlayın. Müslümanlar şimdi daha iyi oturur kafanızda. Müslümanlar her şeylerini yitirmelerine rağmen bir şeylerini yitirmediler. Kendilerine olan güvenlerini inançlarını dolayısıyla e, yani zemin gitti ama zihin gitmedi. Zemin gitti, işgal edildi, tarumar edildi, yerle bir edildi değil mi? Ama akide, inanç, zihin derken bütün e, biraz açmış olayım, yitirilmediği için dolayısıyla Müslümanlar çok çabuk toparlandı ve sıçrama gerçekleşti. Bir tarafta Osmanlılar, öbür tarafta Sasaniler, öbür tarafta Babirler. Dünya Müslüman dünya. Dünya Müslüman. Müslümanların zihninde şöyle bir şey var. Bakın bunu anlayın arkadaşlar. Bu manyak bir şey bu. Bunu bir şekilde içselleştirin bence. Yani üzerinde kafa yorun. Müslümanların ya yani son 200 yıl hariç. Son 200 yıl hariç. Biraz daha rahat konuşmak için 300 yıl. En fazla 400 yıl gidelim. Müslümanlar yaşadıkları zaman dilimi içinde... Dünyanın sadece Müslümanların yaşadığı dünyadan ibaret olduklarını düşünüyorlardı. Dünya eşittir Müslümanların dünyası demekti. Çünkü Fas'tan Çin'e kadar Müslümanlar vardı her yerde. Dünya Müslümandı. Yani Müslümanlar dünyayı kendi Sadece kendilerinden ibaret görüyordu. Bunu, 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 bunu kastediyorum. Tamam mı? Bunu Romanlar da böyle düşünler. Yani Romanlar da böyle düşünler ama Romanların dünyaya ulaşma, dünya coğrafyasına ulaşma alanları sınırlı. Ama Osmanlı döneminde böyle değil ama Osmanlı döneminde bir şekilde bütün dünya biliniyor, haritalar çizilmiş, değil mi? Bütün dünya coğrafyası biliniyor. Yani Afrika'nın içlerine kadar gidilmiş, her yere gidilmiş vesaire. Dolayısıyla Müslümanların kendilerini dünya olarak görmeleri bu bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Dünya benim kardeşim. Yani bu şu, şu demektir. Aslında e, insanlara, insanların insanca yaşayabileceği bir dünyayı sadece ben kurabilirim demektir. Dün biz bunu yaptık. E, yarın da biz bunu yapacağız. Yani Romalılar yaptı. Bugün mesela e, Avrupalılar, Amerikalılar yaptılar mı? Hanlar bakın Roma kendisini dünya olarak görüyordu ama bir dünya kurabildi mi? Kuramadı. Dünya kuramadı. Çünkü askeri zorbalık düzeni. Brodel Roma'yı böyle tarif ediyor. Bakın askeri zorbalık düzeni Fernand Brodel böyle tarif ediyor. Yani bu işi şakası yok. Yani Roma'dan beslendi en önemli kaynaklarından birisi biz de beslendik. Yani bir şekilde biz de beslendik. Ama bizim için çok güçlü bir Beslenimiz çok güçlü bir kaynak değil. Ama mesela Türkiye'de bazı tarihçiler mesela İstanbul'u, Osmanlı'yı bilmem ne 3. Roma olarak adlandırıyor. çok saçma bir şey. Bakın dikkat edin. Yani ben kendimi niye Roma'ya göre tarif edeceğim abi? Roma'yı İslam'a göre tarif edebiliyor muyum ben? Mesela o değil mi? Benim meselem bu. Ben dünyayı İslam'a göre tarif edebilecek miyim? Ha ilk önce Müslümanları İslam'a göre göre tarif edebilecek miyim? Zaten sıkıntı o. İlk önce onu konuşuyoruz. Müslümanları İslam'a göre tarif edebilecek miyim? Müslümanları İslam'a göre yeniden Müslümanlaştıracak bir hayata, dünyaya nasıl e, kavuşturacağız? Zaten dolayısıyla Müslüman zihnine nasıl kavuşturacağız? Bunun kavgasını vereceğiz. Burada bu kadar e, olsun. Söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim. Ben Türk... Bu son olsun arkadaşlar. Hocam ben Türkçe dilimiz hakkında bir şey soracaktım. Hı. Hani siz e, Türkçe ruhunu Kur'an Arapçasından alır demiştiniz. Bu çağda da Türkçenin bir karşılığını bulamıyoruz. O zaman günümüzde Türkçenin bir önemi var mıdır? Ya da mesela bunu e, çağı tanımak gibi bir örnekle verebiliriz buna. Hani Türkçeyi tanımadan tekrar ona bir ruh kazandırabilir miyiz? Türkçeyi tanımadan... Tekrar ona bir ruh kazandırabilir miyiz? Yani çoğumuz Türkçe'nin tam karşılığını bilmiyoruz toplum gibi. Ee, kelimelerin e karşılıkları yok anlamında bir evet. şey mi söylüyorsun acaba? Evet. Hı. yani mesela din diyorsun din, din diyorsun e dinden anladığı şey adamların e batıllar neyse o. Din diyor. Din, kardeşim her şeyi dine getirip dayıyorsun diyor mesela. Çok yaygın bu algılamamışım değil mi? Çok yaygın. Ya her şey dinle izah ediyorsun. Din her şey abi. Din hayatın her alanına müdahale eden bir şey. Ama bu Hristiyanlık için öyle değil. Doğru. Kilise için öyle değil. Yani bana adam bakın çok çok özür dilerim. Burada bakın çok yani batılılar burada bizden ahlaklılar. Tamam mı? Yani kendi sorunlarını bir şekilde hallettikleri için. Mesela bunu mesela kalkıp da batılı batılı bir televizyonda şöyle bir cümle kurmazlar kardeşim yani din e, İslam işte din dolayısıyla e, işte şuralara şuralara karışmasın demez yani bilir ki İslam hayatın her alanına karışır İslam kendini nasıl görüyorsa nasıl tarih ediyorsa öyle tarih eder yani normalde yani normalde olması gereken şey budur ben batıyı nasıl görüyorsam, kendi kafama nasıl uyuyorsa, kendi şablonlarıma, ezberlerime nasıl uyuyorsa, çıkarlarıma nasıl uyuyorsa öyle tarif edemem. Böyle bir şey yok. Batı kendisini nasıl tarif ediyorsa öyle tarif etmem lazım. Çin kendisini nasıl tarif ediyorsa ha, o zaman benim önümde kimse duramaz. Bu adalettir, bu ahlaktır. Dolayısıyla o zaman ilim yapılır. Bakın o zaman ilimde yapılır, irfanla yapılır. Hikmetin e, bütün labirentlerinde falan da dolaşılabilir e, vesaire. Yani o zaman e, yani insanlar sana güvenir. Müslüman deyince güven adasını anlıyorduk biz tamam mı? Yani zaten öyleydi. O, o yüzden Müslüman oldu insanlar. Yani bütün dünya o yüzden hızla Müslümanlaştı. Yani müminin en önemli birinci vasfı güvenilir olmasıdır. Çünkü hadis vardır ve bu, bunu Müslümanlar hayata geçirmiştir. Mü'min kendisine güvenilen ve başkasına güven veren kişidir. Benim hayatta rehber edindiğim e, hadislerden biridir bu. Tamam mı? İlkelerden biridir. Mü'min kendisine güvenilen ve başkasına güven veren kişidir. Nokta. Niçin? Bakın burada aslında emaneti üstlenmesi söz konusu. Dolayısıyla emniyeti teminat altına alması söz konusu. İman, mü'min, emanet, emniyet, teminat bunlar aynı kökten türeyen kelimeler. Bunlar birbirini dayatır. Mümin sen emniyeti dayatır sana. Mümin sen hakkıyla mümin sen emniyet emaneti üstlenmişsindir. Ve dolayısıyla emniyeti sen teminat altına alabilirsin. Eğer emniyeti teminat altına alamıyorsan kesinlikle senin mümininde bir arıza var demektir. Emaneti dolayısıyla hakkıyla üstlenememişsin demektir. Hakkıyla mümin olamamışsın demektir. Vesaire. O yüzden Bediüzzaman'ın bu inanılmaz bir şeydir. Bediüzzaman'ın Şahıtlı icazda bir cümlesi var, manyak bir cümle, manyak bir cümle. Yani onu aslında şimdi tam sırası biliyor musunuz? Bu final cümlesi olabilir ama nasıl şey yapabilirim ki? Olmadı. Ee, bulamadık. Ee, aslında internetten bulabiliriz onu. İman ee, İman Bir dakika dur. İman Yutabilir diye yaz abi. İman artı yutabilir. İşaret edeceğiz ama. Girebiliyor musunuz? hı. O canavar var orada demek ki. Hocam, Şu anki zemin zemin ha, tamam. Bu güzel bir ben soru. Ben de... bu, bu, güzel soru ama gelecek hafta devam edelim. İman öyle bir şey ki diye başlayacak. Gel gel buraya gel. Gel abi gel. Kim o bakan? Gelsene oğlum. Allah Allah. Adın ne senin? Koray. <laughs> gel bakayım cana. Sen cana varsın galiba. Tamam. Ne buldun bakayım? Ya hocam ben açtım. Buldum dedin ya ya. Ne yazayım? Hayır oğlum bulan kim o? Hocam buldu dedi. Hocam şöyle bir cümle Tamam, getir abi. Getir abi. Ve oku, oku. Biraz geriye git. Dur dur tam onun e, e, Koray. Tek yorum aç. Ve öyle bir vüs at. Yok ve... geriye git. Oradan bir... biraz geriye git. Hocam o zaman karışır. <laughs> şey, sayfayı açıyorum da o zaman çünkü şey, bütün metin. Şey, ha. Dur dur bir dakika, bir dakika. Evet, dur yani... abi. Oradan okuyacak çünkü. Şimdi açınca tam o cümlenin bütün şeyi sayfası geliyor hocam. Onu bulmam lazım tekrar. Şuradan al. Al Hoş mübarek. Şey mikrofon sandı. Aha. Hayır. Nerede o yutar şeyi nerede? Şemsi Ezeli diyor ya oradan başlıyor. Şemsi Ezeli'nin vicdanını ve vicdanı evet. esan eden bir nur. Evet. Ba oku bakayım abi. Burada renkli zaten. Öyleyse. Ha, abi. Başka bir. Tane tane mi? Burayı dinleyin arkadaşlar. Oh, Manyak bir. Sadece bu iki cümle. Burada <laughs> e, küçük bir paragraf var. Bu cümle yazmış olması yeterli. De Hocam o, o cümleden sonrasını mı öncesini mi? Öncesini. Biz... Asıl şemsizliği diye. Ve her şeyle. Hayır hayır geriye gel abi. Hmm. İman saati taftazaninin. Yok o değil. O değil, o değil abi. Ve keza iman şemsi ezeliyden Yo, o, diyor. Şemsi ezeli diyor, ezeli diyor ya. Yani. Tamam. Ve keza iman şemsi ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadeti ebediyeden de bir parıltıdır. Hı hı. Ve o parıltı ile vicdanında bulunan bütün... Yok yok. O değil. O değil o. Hocam o yutabilir şeyi yukarıda. Tamam oraya geç. Ve öyle bir vüsat ve genişlik... Geriye biri... gel abi işte oradan bir tamam, cümle geliyor. Tamam oradan geliyorum. geri geliyorum. Bir cümle daha hocam. Hı hı. Ve her şeyle kes bir muharebe. Bir daha geri gel. Bir cümle daha geri Bir cümle gel. daha geliyorum. Ha. Ve bu sayede... Bir, bir cümle... daha geri gel. Hocam paragrafı alıyorum. Tamam. Ee, biraz o, biraz önce oradayım. İman, ha. Sadı Taftazani'nin tefsirine göre. Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Geçelim. Öyle ise iman, Şems-i Ezeli'den... Bakın buraya dikkat edin. Şems-i Ezeli'den vicdanı beşere ihsan edilen Yavaş yavaş abi. Şems-i Ezeli'den Ezeli güneşten vicdanı beşere ihsan edilen İhsan. İhsan edilen bir nur ve bir şuadır ki heh. vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Vicdanın iç yüzünü ışıklandırıyor. Ve bu sayede bütün kainat ile bir ünsiyet bir emniyet peyda olur. Bakın bu sayede bütün kainat ile bir ünsiyet bir emniyet peyda olur diyor. Evet. Ve her şeyle kesb bir muarefe eder. Bakın manyak bir şey işte bu. Her şeyle yani insan her şeyle irtibata geçiyor o zaman. Her şeyi tanıyor her şey onu tanıyor. Her şeyi tanıyor. Bütün varlıkları tanıyor. Bütün varlıklar onu tanıyor. Acayip bir şey o. Yani son cümle manyak yani. Son acayip. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki insan o kuvvet... Yavaş yavaş tane tane abi burayı. Burası çok manyak bir şey. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye evet. husule gelir ki insan o kuvvet ile her kuvvet. musibete... Evet o kuvve ile. Kuvvet evet. mi diyor? Kuvvet yazıyor bu. Evet tamam aynı burada. şey zaten. Kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı... Mukavemet edebilir. Edebilir ve? Evet. Ve öyle bir vüs'at ve genişlik Geniş. verir ki Hı. Hı. insan o vüsatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir diyor adam. Cümleye bakar mısınız? Manyak bir şey. Evet. Kim abi? Ha? Türkçe haliyle anlayabiliyoruz ama e, idrak edebilmek için biraz bence üzerinde kafa yormak lazım. <laughs> güzel bir cümle. İşaret edeceğiz. E, pardon, atlama abi sayfa falan. Sayfı 46. Sayfa 46 kime göre? Bir sürü hmm. yayıncı var. Bu Reynakadan hocam. Ne? Reynakan'ın Android poru. Ha, Android evet, Android onun. Yani olmadan. sanki malum e, yapı e, risale-i nûr'un önüne geçmek için yani kurulmuş gibi örgütlenmiş gibi ağlarını örmüş gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Eyvallah. Ee arkadaşlar çok teşekkürler. Ee, Binur hanım gelecek hafta devam eder. Bir sen gelecek hafta devam Tamam gelecek hafta devam eder.